Evet ikinci serimizin ikinci videosuyla karşınızdayız. Yine dikkat ettiyseniz ayakkabı diye bağırmadım. Çünkü hala saçma geliyor. Ama bugünkü konumuz saçma değil. <laughs> konu önemli bu konu önemli. Ee, nasıl alacağız bu ayakkabıları? Birçok kişinin sorduğu benim Discord kanalımda da muhtemelen Ilgın'a da çok geliyordur bu soru. Yayınlarda falan da soranlar oluyor. Dışarıda da çok duyuyorum arkadaşlarımdan çevremden. Ee, ya tamam hadi biz de merak, merak saldık bu iş ama nasıl alacağız? diyenler oluyor. Biz de bu videoda Biraz bunları konuşacağız. E, raffle sistemi nedir? Bu ayakkabılar neden sınırlı üretiliyor? Neden sıralara giriliyor? neden black market yani özellikle kara borsası bu kadar yüksek? Herkes bu ayakkabıları giyiyor mu giymiyor mu? Biraz bunları konuşacağız. Hatta ilk videoda bahsettiğimiz hani ılgına şey demiştim hatırlayanlar vardır. Sen şanslı bir dönemdesin diye. Çünkü Türkiye'ye bu ayakkabıların yoğun olarak gelmeye başladığı ve vaktinizin olduğu dönemi kesiştiği bir zamandan geçtim. Biraz oradan bahset istersen yani bu ayakkabıları Türkiye'de almak bir dönem sanki daha kolaydı. Yani fiziki olarak da dükkanların önünde sıralara girip ama şimdi çok daha zor. Ee, nasıl işliyor sistem Türkiye'de? Yani sadece dükkanlardan mı alabiliyoruz bu ayakkabıları? E, ya şöyle benim dönemimde e, böyle dede beylik yapacağım biraz. <laughs> e, 2017-2018. Dur 2018, senin dedeliğine daha var oğlum dur daha. <laughs> Bu e, hatta 2017-2018 birazcık da daha, e, daha böyle temelinin e, atıldığı bu döneme biraz hazırlık olan 2014'lerden aslında başlıyor. Bu da zaten Türkiye'de hani senin daha iyi bildiğin İstanbul'da 2000'lerin başında birkaç tane dükkan vardı Foot Locker gibi. Canko. gibi. Janko vardı bir de Kadıköy. Daha eski 90'ların ortası. Onu işte onu ben bilmiyorum. Ee, o Nike, sonra, tek Nike getiren onlardı İstanbul'a. <laughs> ya aslında şundan belki bahsedebiliriz. Bu ilk Giriş için burada e, her, isteyeni, her isteyen her isteyen dükkan yani ben bugün hemen e, param var bir dükkan açtım hemen getiremiyorum Hı. bir e, markalar adına birçok filtreler var bu ürünleri getirmek için çünkü temelinde bu ürünlerin hepsi buradaki ürünlerin hepsi limitli sayıda üretiliyorlar ve bir daha e, çok yani tekrar restock olmaması tekrar restock olmuyor ve e, belli bir zaman sonra üretildiğinde de Ma malzeme, materyal, e, tasarımsal bazı değişikliklerle birlikte farklılaşmış oluyor ve o zaman üretilmiş halinden değişmiş oluyor. Nadiren Yeezy gibi markalar bunu yapabiliyorlar. E, böyle yıl yılda bir Yeezy Day gibi günler yaparak böyle e, daha önceden çıkarttıkları ayakkabıları tekrar birebir hmm. olarak çıkartabiliyorlar. Ama e, Nike gibi markalar bunu yapmıyorlar. Çıkartırlarsa dediğim gibi malzemede farklılıklar, tasarımda farklılıklar, ölçülerinde farklılıklar oluyor. O yüzden bu ürünlerin çok büyük bir kısmı aldınız aldınız alamadınız bir daha alamayacağınız. Eğer almak isterseniz de kara borsayı tercih etmeniz, kara borsadan almanız gerekiyor. E, bu nedenden ötürü de ma mağazalar, dükkanlar bu ürünleri getirmek için bazı özel e, ilişkilere sahip olmak zorunda markalarla. Burada da zaten en temel yani bilinen iki dev marka Nike ve Adidas. E, benim dönemimde yani 2017-2018-2019 dönemlerinde bu ürünler e, Türkiye'ye 3 tane farklı mağazaya geliyordu. Ve bunlar da e, bu ürünleri bazı farklı satış yorumlarıyla satıyorlar. Bazıları direkt ya web siteye ya da dükkana çıktı. Bu ürün istediğiniz kadar istediğiniz anda gelip alabilirsiniz. Yani şu tarihten sonra, şu saatten sonra istediğiniz Gel anda gelip alabilirsiniz. Abi. Buna çoğunlukla Shock Drop ismini veriyorlar bütün markalar için. E, bir de... E, sıraya girmeli bir durum var. Burada da zaten ayakkabının çoğunlukla cumartesi sabahı ya da cuma günü akşam, cuma sabahı ya da belirlenen bir tarihte ayakkabına çıkacağını söylüyorlar ve mağaza önünde bu yani sadece mağaza kampı. Sık olarak alabiliyorsunuz sadece bu ürünü ve kamp yapılmaya başlanıyor. Bunun da bazı mağazalar bunlara sınırlama getirebiliyorlar. Hatta Amerika'da çok olan bir şeydir bu New York'ta geçmiş yani 90'ların sonundan beri. Ee, öyle bir yığın oluşuyor ki polis iptal ediyor bu lansmanı bunlar böyle çok karşılaşılan şeyler ee, evet. İstanbul'da da bu arada yanılmıyorsam bir iki kere oldu benim gitmediğim bazı lansmanlarda ee, ya da medyaya falan da çıkabiliyor bunlar çok kolay tabii şey. herkes Çünkü için şok bir durum bunlar yani. değiller şaşırtıcı evet, bir çok durum gelmiş durumlar değil ee, bu, bu kamp mevzusunda da e, gerçekten ilk gelen bir kişi liste tutmaya başlıyor hangi numaradan hangi modeli alacağını yazıyor ve daha sonrasında sıraya gelen herkes peş peşe sıraya giriyorlar ve e, is, listeye ismini yazdırıyorlar gibi bir biraz yine aynı e, daha önceki bir önceki videoda da söylediğim gibi ilkel bir şekilde ilerleyen bir <laughs> sistem var sıraya girme durumunda ve ayakkabı satışa çıkacağı zaman da e, sıradan başlayarak numaraları ve e, varsa daha fazla renk seçeneği ya da modeller bunları e, sırayla vererek e, alabilen alıyor alamayan da evine gidiyor şeklinde bir sıraya girme durumu var. E, doğrudan internette satılma durumları var ama Türkiye için e, çoğunlukla benim bahsettiğim bu 2017-2018-2019 dönemlerinde e, çok büyük bir kısmında markalar kendini de tanıtmak adına Türkiye'de e, ayakkabıları kamp sistemiyle yani belli tarihe çıkartma e, şeklinde yaptılar ve biz de gidip o dönemlerde ayakkabı almak adına mağazanın önünde kuyruğa giriyorduk. Bunlar da hani kamp da oradan geliyor bazen bunlar günler olabiliyorlar. Ki çoğunlukla bir gece kalarak bir gün öncesinde giderek e, ben aldım ama e, son dönemlerde yani 2019 Aralık dönemlerinde bir hafta boyunca kampa girdikleri <laughs> dönemlerde oldu. Bu artık bir de çıldırıyor en fazla insanı. Gördüğüm iki gün, iki gece e, kalarak mağaza önünde kamp yapmak e, genellikle güvenlik falan da yanınızda bırakıyorlar herhangi bir sorun olmaması adına ama e, benim şanslı olma nedenim de bu arada bir önceki videoda da yine söylemiştim ama üniversite dönemine denk geldiğim için işte derse gitmeyerek ya da boş günümse o günümü kullanarak bu kamplara sıralara gidebiliyordum. O... ama burada çok fazla oldu lise öğrencisini falan gelmeye çalıştı. Onlar hı hı. tabii okul ya da ebeveynlerinin daması nedeniyle gelemiyorlardı. Yetişkinlerde ya işten izin alamıyor ya da gelebiliyorsa kendi işinin sahibi olduğu için yani bir tık ekonomik anlamda rahat insanlar oldukları için hı hı. bir gün dükkanı açmam ya da bir gün nereye ne iş yapacaksam yapmam buraya gelirim, bunu alırım diyebiliyordu. Daha öncesi bu arada hani 2017'den önce 2014 dönemlerinde de bir tane akaretlerde bir dükkan vardı. Bu dükkan e, bazı özel modelleri nadiren getiriyordu. Özel özel koleksiyonları. Burada da en en güzel dönemler herhalde asıl altın çağı bu çünkü hiç sıra falan olmuyordu ve e, kitle de yoktu Türkiye'de. Ayakkabıya ilgi de yok denecek kadar azdı ya da bunun farkında olan insan sayısı çok azdı. Dükkan ismini söyleyebiliriz içinde. bu arada ya. Zaten biraz şeyde takip için Oza 1290'ı mı söylüyorsun mesela? Böyle? Evet 1290 Skem mağazasını söylüyorum. 1290. Ee, 2012, metrekare. 2010 Aynen 2014 dönemlerinde e, özel serileri falan yine getirebiliyordu. Çok fazla değil ama o dönemlerde de özel ayakkabılar çok çıkmıyordu. E, bu hype kültürünün artmasıyla yani ayakkabılara olan ilginin artmasıyla birlikte 2017'de bu Virgil Abloh ve Off-White'ın asıl The Ten koleksiyonuyla Nike ile evet. birlikte yaptı ve 2016'dan sonra da Yeezy Adidas işbirliği ile birlikte Kanye West Adidas işbirliğiyle birlikte 2016-2017 döneminde inanılmaz bir artış oldu. Daha sonrasında zaten bu mağazalarda yani bahsettiğim 1290eskem Wunder bu gibi mağazalar bu ürünleri daha da fazla getirmeye başladılar ve ayakkabı sıralarının arttığı dönem oldu ki benim de üniversite dönemim olduğu için buralara gidebildim. Ama Henüz herkes farkında olmadığı için ama biraz olsun da insanlar farkında olup ilgi olduğu için en azından İstanbul genelinde e, yani yüz tane insan diyebilirim ki birçoğu zaten sırada hep e, karşılaştığımız ve tanıştığımız hala dostluğumuzla beraber, Hı -hı. beraber devam ettiği bir sürü insan var. O insanlarla birlikte her sırada karşılaşıp her sırada oturup birlikte e, sandalye çekip böyle biraz muhabbete dönmüş de, işe <laughs> beklediğimiz dönemlerde ve e, ayakkabıların... E, o dönem ilginin de az olmasından dolayı ve insanların hala kafalarında yani ilgisi olsa bile, ilgisi olan insanların bile kafasında sıraya girme durumuna hala oturtamadığı için e, ilgisi olan insanın gelmediği ya da olanların böyle nadiren geldiği bir dönemdi. O yüzden de çıkan ayakkabının çok büyük bir kısmını sıraya giriyorsanız alabiliyordunuz. Çünkü evet. son dönemlerde 200-300 insanın gittiği ama 30 çift ayakkabının çıktığı ve e, birçok insanın da yani %90'ını alamadığı dönemler. O yüzden 2017, 2018, 2019'un sonlarına doğru da sıraya gidiyorsanız ayakkabı çoğunlukla alabiliyordunuz ama yine de acele etmeniz gerekiyordu çünkü bazen dışarıda kalan kişi de olabilirdiniz. Orada zaten Bu... tuhaf bir durum yok mu ya? Yani ben mesela biraz daha sayısal bakıyorum konuya. Gidiyorsun, sıraya giriyorsun, tamam. Ayakkabı dükkan belli, orada bir tane görevli var. Abi kaç 40 çift. Tamam. Numaralar belli. 5 tane ondan, 5 tane ondan, 5 tane 42 numara, 5 tane 43 numara. Kaç kişi var abi? Senin kaç, senin kaç, senin kaç? Tamam. Geliyorsun 50. kişiye. Bitti abi. Sana ayakkabı yok. Yani. Bak geldi, bitti. Bir saat içinde çözdük. Şimdi bu olmuyor. Yani bunun olmama nedeni muhtemelen işte arkada abi influencer geldi. Stok bilmem ne oldu. Birine sızdırdık ayakkabıyı orada Abi şimdi araya biri girdi. Ona vermemiz lazım. Biraz da dükkanın hype'ını mı yaratsak falan. Böyle bir tuhaf bir durum var burada. Yani e, bu çok çözülemeyecek gibi bir durum değil. E, fiziksel oraya gelmenin. Çünkü çünkü hadi, bir gün okey bak. Bir gün beklersin. Gece geldin sabah açılıyor dükkan. Zaten sabah birileri geliyor. Ama bir hafta bekletmek biraz bana şey gibi geliyor artık. E, ne yapıyorsun? <laughs> biraz böyle işin dalga kısmı gibi geliyor. Ya orada şey durumu var. Şimdi biz gittiğimiz zaman birçok sıraya en fazla iki gün bekliyorduk ki iki gün öncesinden gitmek herkes için tamam abi iki gün öncesinden gidelim zaten genellikle hani yine aynı adamlar orada olur. Muhabbet ediyorsun. Normalde hatta başta o günün sadece lansman günü sabahında gidiliyordu. Daha sonrasında iş ilerledi. Bir gün önce geleyim ki o lansman sabahı gidenlerin öncesinde olayım. Daha sonra iki gün. Bu böyle giderek aslında zaten bu süreler artmaya başladı ve ilginin de artmasıyla birlikte sürekli aynı zamanda kara borsanın da yükselmesiyle birlikte ben bu ayakkabıyı alayım yani almalıyım ki sat satayım çünkü çok da fazla ilgi var. İlgiden Hı. dolayı fiyat da yükseliyor elbette yani doğru orantılı bir şekilde. Ee, aynı aynı zamanda ayakkabılar daha da nadirleşti ve markalar da zaten e, hem e, nadir üret yani aynı sayıda üretilse bile daha az sayıda dükkanlara gönderdikleri için daha fazlasını ya kendilerine aldıkları ya da kendileri de satma. Yani markaların yönetici insanların bile bu Risel dünyasına ya da kara evet. borsa dünyasına girmelerine kaynaklı olarak dükkanlara gelen e, stokların azalmasıyla birlikte ve o stokların bazı noktalarda dediğimiz gibi ya influencerlara verme ya da işte backdoor, arka kapı dediğimiz tanıdıklara vermeleri durumuyla birlikte e, alan insan sayısı yani normal bir müşterinin giderek alması iyice zorlaşma. zorlaşmaya başladı. Böyle olduğu için de insanlar sürekli bir gün daha, bir gün daha bir gün daha erken gideyim ki alabileyim derken bu artık son yani pandemi patlak vermeden önce 2019'un sonlarında 5 gün 6 gün bekleme bekledikleri bir zaman olmuştu. yani bu da maksimum bu arada. Çünkü ondan sonra işte Tabii yurt dışından falan, gelenler falan da oluyor bu arada. Sadece Türkiye'den e, değil. Ya yani o sırada da olmuştu. Daha öncesinde de olmuştu. Mesela yani şuradaki la 3 Chicago modelini almaya gittiğim Ağustos'un şey 2019 Ağustos döneminde bu ayakkabı normalde Mayıs döneminde çıkmıştı ama Türkiye'ye Ağustos döneminde geldi. Türkiye'ye bir de ayakkabıların geç gelmesi gibi evet. bir problem var. Çünkü gümrükte e, dükkanlar çok uğraşıyorlar. Yani gümrükte bekliyor ayakkabılar. Böyle olduğu için de e, ayakkabı her yerde tükendi. Ve e, kara borsada inanılmaz pahalı satılmaya başlanıyor ama Türkiye'ye henüz gelmedi. Ve bu gibi bazı ülkeler var. İşte Kanada, Dubai gibi ülkelerde Türkiye Türkiye'yle aynı e, yani şeye sokuluyor. Evet. E, bu gibi bazı ülkelere göndermediler ve e, yani ayakkabı henüz gitmedi o ülkelere ama ayakkabı kara borsada hazırda pahalanmış durumda. Böyle olunca da ayakkabının çıkacağı tarihi bu dükkanlar Instagram aracılığıyla bildirdiklerinde yani sosyal medya aracılığıyla bildirdiklerinde e, ayakkabının zaten normal satışı o dönem mesela 850 TL iken kara borsada 3000 lira olunca insanlar da yurt dışındaki insanlar. Karı var burada. O aradaki karı hani yani 100-200 lira kâr edecek olsam bile ya da 100 dolar 50 dolar kar edecek olsam bile gidip alayım ben bu ayakkabı diyor uçak bileti'nin ya da yol masrafının her şeyine karşı katlanıyor ve geliyor bu ayakkabı sırasında da Ruslar gelmiş evet. ee, yani gelenler oluyor bu şekilde gelenler oluyor burada kötü taraf ya da e, garip taraf yine yani burada izleyicinin ya da insanları herkes kendi farklı değerlendirebilir ben, ben bana garip ya da biraz insanlık dışı geliyor mağaza sahiplerinin her türlü e, hakka sahip olduğunu düşünmesi burada evet, çok tehlikeli e, ya, yani benim şahit şey. olduğum şey mesela e, bu 2019'un sonunda olan e, ayakkabı sırasında bir hafta beklenen ayakkabı sırasında mağaza sahibi yabancılara vermeyeceğini söyledi ama bunu daha önceden de bildirmedi yani bunu şey demedi T.C yani Türkiye Cumhuriyeti kimlik no sahip olmayanlara vermeyeceğim demedi yurt dışından gelenlere vermiyorum ben ayakkabıyı dedi ya da yani farklı boyutlara gidebiliyor iş. zaten bu arka kapıdan verme backdoor mevzu da zaten e, dükkanın sahibi olan adamın e, tamamen kendi zevkine göre ya da kendi isteğine göre hareket etmesiyle birlikte hani sıkıntı olan bir durum ve hani e, bana garip geliyor herkes kendi hani dükkan sahibi adam zaten kendi istediğine verir size ne diye yaklaşanı da var bu noktada e, herkes alsın işte ya da sana ayakkabıyı sat kullanıcıdan sana ne diye yaklaşanı da var çünkü e, bu dediğim özellikle e, bazı mağazalarda 1.290 dükkanda mesela hı hı. E, risal yaptın yani kara borsada ayakkabıyı aldıktan sonra sattığını öğrenirse dükkan sahibi o kullanıcıya bir daha ayakkabı satmıyordu. Ve hani böyle muhbirler aracılığıyla böyle e, <laughs> ince bir mahfiye gibi oldu. Onlara hemen bildiriyordu. <laughs> ve hani böyle mesela ayakkabı alması yasaklanmış insanlar olmuştu. Yani e, ve hani şu sıra olduğu zaman şöyle oluyor. Bu ayakkabıyı alamazsın diyor dükkan sahibi. Halbuki sırada belki birinci o kişi. Ama diyor ki sen bu ayakkabıyı alamazsın. Yani bu yani dükkan sahibi bu hakka sahip olabilir mi? Doğru bir şey mi? Etik mi? Bu tabii yine yani herkesin kendi kendine düşüneceği bir şey. Çünkü yine sektörün ilkelliğinden dolayı bu konuyla ilgili herhangi bir karar ya da bu konuyla ilgili herhangi bir yönetmelik, yasa ya. herhangi bir şey olmadığı için dükkan sahibi tamamen burada kendi hani bir tanrı rolünü üstleniyor ve istediğine verip istediğine vermeme hakkını kendi üzerinde bulabiliyor. Hatta e, denetiyor Ayakkabıyı, sana falan böyle. Evet, işte ayakkabıların e, retail tarafında, karaborsa tarafında değerlerinin belirlendiği bazı şeyler var. Mesela dead stock olması. Yani ayakkabının hiç giyilmemiş, hiç yere basmamış olması. Ve e, ayakkabı hani böyle bu en pahalı hali. Yani sıfır kabaca. Türk, yani Türkçesi sıfır ayakkabı olması. Ama e, ayakkabının değerini düşürtmek adına eğer satacak yani satacak adam eğer hiçbir türlü engel olamayacağını düşünen mağaza sahibi insanlar ayakkabıyı giydireyim ki değerini düşürsün. Madem öyle ya satmaktan vazgeçsin ya da satacaksa da en azından zarar zararına satmış olsun diye düşünerek e, ayakkabıyı giydirerek yani ön koşullarla satıyor. Bazı Böyle, pamuk yani, prenses daha gibi daha biliyorsun ya. Yani. Çektiren falan bile olmuştu. Ayakkabıyı <laughs> yok, yok artık. Ya. yapan bile olmuştu. Ayakkabıyı giyerek çık. Ben hani giyerek çık ben şahit oldum. <laughs> ayakkabıyı <çıkardım> Giyerek, yani. <laughs> aynen ayakkabı giyerek yürüyerek git buradan ki ayakkabının altı kirlensin ve sen bu ayakkabı dışarıda sıfır olarak satama diye e, böyle yani böyle e, bu ön koşullarla satan mağaza sahipleri olabiliyor. E, bu yine dediğim gibi herkesin tüm kullanıcıların kendi içinde böyle hani bu doğru mu değil mi etik olarak kendi karar verici ya da bu koşullarda ben ayakkabı almam ya gitmiyorum diyebileceği durumlar ki zaman zaman bu bu durumlardan dolayı hem kitleden dolayı hem mağaza sahiplerinin yani satış mevzusundan dolayı benim ya acaba artık bıraksam mı ben bu işi gidip balansımı alıp yerime mi otursam diye düşündüğüm ya da Air Force birimi alıp otursam yani stok mevzusunda rahatsız olmayacağım bir ayakkabı alıp da yerime otursam hiçbir daha uğraşmasam dediğim çok oldu. Ama her seferinde de bir çekiliş <laughs> kazandım ya da bir ayakkabı gaza geldin değil mi <laughs> Gaza gelip işte geriye döndüm oyuna geri döndüm diyerekten devam ettim. <laughs> oldu ki hala da öyle gidiyor. Ee, ama hani burada hani aslında birazcık hani buradan çıkarak bütün sektörler için söylenebilir. Yani kitle ya da satış politikaları yüzünden herhangi bir e, ürüne ya da bir şey küsmek çok akıl kârı bir şey değil. Ee, kendi yolunuzu ya da kendi tarzınızı yaratmanız belki gerekiyor olabilir. Ee, o yüzden de hani bunlara küsmek çok mantıklı, biraz çocukça bir şey oluyor yani kabaca. Ya bu dükkanların konusu tabii bu şey. Aslında yine benim hep bir sözüm vardı, bir sonuca bakıyoruz diye. Yani mağazaya bakmamak lazım aslında. Daha başına bu ürünün nasıl böyle satılmasına izin veriliyor'a kadar gitmek lazım. Zaten bazı mağazalar bazı markaların satış hakkını bu şekilde kaybedebiliyorlar ya da kazanabiliyorlar. Ee, ya yani bu, bu artık şey gibi ya orada artık insanın neyi kabul edebileceğiyle ilgili. Tabi konu orada ekonomik oluyor. Hatta e, Türkiye'de ekonomik konuştuğun zaman tabi siyasi de oluyor. Yani oralara girmeyeceğim şimdi ama ekonomik olduğu için konu ve artık burada bir kar içgüdüsü var. Yani ciddi paralar kazanılabiliyor. Onu görünce de herkes e, girmeye başlıyor ki bu konu sadece ayakkabı da değil. Bugün StockX diye bir site var hani ileride konuşacağız belki de bugün de konuşabiliriz. StockX.com aslında sadece ayakkabının değil birçok e, sınırlı üretilmiş işte heykelcikten tut da e, PlayStation 5'e kadar ya da işte NBA kartlarından tut da ne bileyim figürlere kadar her şeyi bulabildiğin limitli ürünlerin lisenin yapıldığı bir yer. Oraya baktığın zaman yani basit bir kağıt parçasının bile aslında ne kadar değerlenebileceğini görüyorsun ama aslında bu konu şeye geliyor işte bu NFT'de de yaşadığımız, Bitcoin'lerde, Bitcoin, Bitcoin dünyasında yaşadığımız konulara geliyor. Yani aslında paranın işleyişine gidiyoruz o yüzden de ekonomik. Ya bugün temelde bir paranın piyasadaki ile ilgili zaten piyasadaki arzıyla ya da işte kullanım alanlarıyla ilgili olarak o paranın değerini bel belirliyorsun. Burada da bu ayakkabıların ya da işte e, ayakkabıların diğer ürünlerden farklı olarak mesela yani NBA kartına ya da PlayStation'dan farklı olarak kullanım alanı tek. Yani PlayStation'da sen takıp film de izleyebilirsin, oyunda oynayabilirsin. NBA kartlarını ister duvarına as, ister e, sakla, ister takas et. İster git oyun oyna onlarla. Ya eskiden her şeyi yapabiliyordun. Ama ayakkabı alıyorsun, ya giyiyorsun ya satıyorsun. Fazla bir şey yok. Yani duvarına asan tabii ki olabilir. Okey, asabilirsin ama hani çok anlamlı değil ya da ne bileyim kafanın üstte gezdir, yanında gezdir. Çok anlamlı değil. Ya da işte kedine köpeğine ver, bilmiyorum bak bu <laughs> Çok ilgisini çekti Sony'indeki ayakkabı konusu. Ya neyse işte konu şuna geliyor. bu ürünü sınırlı ürettiğin zaman bu bir ihtiyaç nesnesinden çıkıyor. Ya yani ayakkabı bir ihtiyaç mı tartışması var ya burada. Yani tabii ki bir ihtiyaç çok günlük bir ihtiyaç her gün kullanman gereken dışarı çıktığın her an hatta evin içinde de geliyor bazı noktalarda. Çok önemli bir ürün ve bunun estetik anlayışını ya da senin işte biraz da ruhunu besleyecek halini sınırlamak e, ve ekonomik olarak bunu yapmak hem fiyat olarak hem de bunu senin almanı engellemek. Hani paran varsa da alamıyorsun ya bu artık biraz gerçekten insanlık dışı bir duruma gidiyor. Ee, tabii ki Jordan belgeseliyle beraber o Jordan'ın limitli çıkması markanın işine geliyor. Yani zaten hype arttı. Çünkü markada şuna bak oğlum 100 bin tane ben bu ayakkabı üretsem satacağım garanti. Eskiden 200 bin üretiyordum. Ne zaman biteceği belli değildi. Çünkü ürünün dolaşımının bitmesi lazım ki e, ona göre markada önünü görsün. İşte çeyrek planını yapsın. Yıllık e, kar planlarını yapsın vesaire vesaire. Ve burada... ...dükkanlarda biraz kendine işgüzarlık çıkartıp pay çıkartıyor. Ya i̇şte marka da bunu engellemiyor. Aslında en başta söylediğim konu bu. Ya bu işin başına bakmamız lazım. Ya marka burada karlı. Yani seni kısıtlıyor. İkinci el piyasası çok umrunda değil. Ee, ben üretirim, malımı satarım. Parama bakarım. Zaten benim ürünümü influencer da giydiği zaman herkesin ilgisini çekiyor. Sen gidip onu ikinci elde istersen git 500-600 dolara umurunda değil. Çünkü onun ikinci dönüşümünde... Yani tamam onu sana belki 600 dolara satmıyor ayakkabı ayakkabıyı ama o ayakkabıya sen de ilgi duyurup bir sonraki modeli seni alman için daha çok gazlıyor. Onu alamazsan diğerini alıyorsun. Mutlaka o e, zincirin içine girmeye başlıyorsun. Vesaire vesaire. Neyse bu konu zaten çok uzar. E, fazla kopmadan aslında şuna gelmek istiyorum. Şimdi Türkiye'de nereden alabiliyoruz bunları? Wunder dedik. 1290 metrekare dedik. Snixup e, yakın dönemde mağazalarından sanırım çekiliş sistemi falan başlattı o da satıyor. Les Benze, Benjamin satıyor yine keza o da e, online çekili sistemi yapıyordu. Başka benim aklıma gelmeyen kimler var? Bazı superstep artık hani özel olarak e, yani superstep'in bazı superstep mağazaları Hı -hı. var. Web sitesi var mı emin değilim ama o, o mağazaları e, özel modelleri getirmeye bağlı. Ha güzel onlar da getiriyordu. Hı -hı. Aynen öyle. E, Online'da bir yer daha vardı galiba. E, Esil adını unuttum. Online. Ya şöyle aslında şeyi de söyleyebiliriz. Mesela Nike'nin e, Türkiye'deki outlet mağazaları hı hı. özel modelleri bulabiliyorsunuz. Yani şey tabii bu. hani Normal mağazadan artık arta kalan. Ki, Zor. E, onlar, biraz bakmak lazım. ya yani. Nike'a bağlı olmadığı için onlar o mağazalar bazıları ki bu Anadolu'daki bütün neredeyse Nike e, outlet mağazaları Nike'a doğrudan bağlı olmadığı için ara bir distribütör aracılığıyla satıldığı için eee Özel modelleri web sitesine koyamıyor bu markalar. Mesela Koray Spor, Barçın. Bu web siteler kendi web sitesine koyamıyor bu özel modelleri. Ama outlet mağazalar bu markalara bağlı. Barçın'a bağlı mesela outlet mağazalar. Nike için konuşuyorum. Onları mesela bulmak mümkün. Özel modelleri e, Barçın kendi mağazalarına koyuyor. Bu alan olmuyor ki bunlar bu arada yani Air Jordan modelleri değil çoğunlukla. İşte Dunk modelleri daha böyle hani e, özel ama çok da özel olmayan diyeyim yani. O modelleri getiriyorlar. onlarda da çok bilen insanlar olmadığı için ya da hani genellemek istemiyorum ama İstanbul tarafında bu kültür biraz daha yoğun olduğu için çok şey olmadığı için, bilinmediği için outlet düşebiliyorlar. Benim oradan çok almışlığım var. Özel modelleri outlet mağazalarda yakalamış, yakalamışlığım. Zaten evet, iyi bir evet, şey değindin bu arada. İstinye'deki yani yanılmıyorsam kapanmadı. Hala duruyor. Duruyor duruyor. Ama çok İstanbul işte ya. Çok doğru bir evet. yere değindin. Yani Ankara'da benim bildiğim yok. İzmir'de yani ana hani zincir, sinik sap gibi zincirler. Barçın da zincir aslında ama hani daha spesifik, benzer dükkanlar yok benim bildiğim. Var ee, Ya Bodrum'da 1290 SQM vardı. Ha, okey. Özel bir böyle işte o da 90 SQM, 90 metrekare Ha. Bir <laughs> mağazası vardı orada. Duruyor mu bilmiyorum. Bir böyle butik otelin altında bir mağaza açmışlardı. Hala büyük ihtimalle duruyordur. Hı -hı. Ee, yani orada bulabilirler o taraflarda olan insanlar ama eee Özel bu arada hani biz birazcık şu an mesela Air Jordan tarafından konuşuyoruz ama mesela Yeezy için Adidas'ın bütün mağazaları doğrudan Adidas'a bağlı Türkiye'deki. Öyle olunca mesela benim şey gördüğüm çok oldu. Ee, Bursa'daki Adidas mağazasından Yeezy bulmuş. Bir, bütün numaralarını bulmuş falan böyle. Oo, aynı ya modeli da mesela, mesela Çok 350 evet. çoğunlukla. Ee, mesela şimdi yakın zamanda bunu sen de bilmiyorsun. Konuşmamıştık hiç. Metro mağazaları var ya zincir. Hı hı, yani, biliyorum. Evet. satan. Orası Yeezy satmaya başladı. Ne diyorsun? <laughs> yani ha, oradan şu. oradan yakın e, e, arkadaşım, eee Risal dükkan, arkadaşım Yeezy topladı oradan Aa, yani. Çok güzel topladı. Aynen. 350 galiba bir de 380 falan da var. Yani buldu. Yani olabiliyor. Nerede ne çıkacağı çok belli olmuyor bu ayakkabı bu tarafında ve e, bizim de böyle sosyal medyada hani Tancan abiyle çok böyle baktığımız bir şey. Eee bazı ilgisi olmayan ülkelerin ki bunlar genellikle Avrupa'daki Güney Avrupa ülkeleri. Yani ilgisi değil de gençlerin markalara karşı yaklaşımı biraz daha e, ilgisiz ya da sert olduğu yerlerde işte Fransa ve daha güney bölgelerinde İspanya, İtalya. Evet, o, buralardaki evet. mesela normal e, outlet mağazalarında inanılmaz böyle 2018'den 2019'dan kalmış ve o ha, internette böyle binlerce dolara satılan modelleri bulabiliyorsunuz. Çünkü oradaki gençlerin işte yaklaşımından dolayı Bunlar da sosyal medyadaki bazı böyle yine, işte Instagram'daki e, sitelerde, Instagram'daki sayfalarda böyle, hani işte şu bulunmuş bu outlet'te falan gibi böyle hani gösteriliyorlar. E, yani nereden ne çıktı çok belli olmuyor dediğim gibi, bu dediğimiz e, bir çoğunda söyledik bu mağazaların kendi şehrinizde var mı diye bakıp e, metro market e, ya da işte yani Sapı ya da belki Bundermo'da 1990'ı hmm. bulamayacaksınız İstanbul dışında ama. E, Koray Spor'u, Barçın'ı, onlar bu gibi mi? mağazalar e, birçok şehirde var. Ee, Bunlara bakıp bunlar varsa şehrinizde ya da outlet mağazaları varsa ki Adidas'ın ve Nike'nin outlet mağazaları yani çok büyük bir, birçok şehirde var. E, onlara bakıp onlar varsa onlara böyle haftalık ya da aylık olarak bir gezseniz iyi olabilir. Çünkü en azından çok basit... E, Afyon'un hani Ankara'dan Antalya'ya giderken Afyon'da böyle öz dilek diye bir yer vardı. Böyle birçok insan bilir böyle durak evet, evet. Oradaki Adidas'ta ben mesela limitli birçok ayakkabıyı böyle 2013-2014 dönemlerinden beri buluyorum. Afyon'daki bir Adidas outlet mağazası. Yani e, nerede ne çıkacağı belli olmuyor. Hatta böyle uzun yol sık sık giden uzun yol sık sık uzun yol giden insanlar varsa uzun yollardaki e, outlet mağazalarına da bakabilirler. Oralarda da çok fazla yani oradaki alışveriş merkezlerinde outlet mağazalarında çok iyi modeller olabiliyor. Benim gizli var. Bak i̇yi Söke'deki model. de iyidir böyle onu atalım. Söke. Bodrum dönüşü bakılabilecek bir yer. Söke'ye de Ya da Highway Outlet var. Ee, İstanbul'dan hmm, çıkınca evet. GZ'den, Orada da Adidas'ın da Nike'nin de outlet mağazaları var. Oraya bakabilirler. Ki bu outletlerde de ne kara borsa ne kara borsa dönüyor deyip. Aslında bu video e, ben süre yine geçmek istemiyorum. Yarım saat civarında tutalım. Daha konuşacaklarımız var. bunu part ikisine devam edelim. Bu videoyu izleyenleri Part 2'ye de bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşeceğiz. Bay bay.